Fransa'da polis şiddetine karşı patlak veren protestolar duruldu ancak cumartesi günü Marsilya'da bir göstericinin polisin kullandığı plastik mermi nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Olay soruşturuluyor. Tutumunu sertleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise gerekirse sosyal medyaya erişimi kesme tehdidinde bulundu. Fransa'da 17 yaşındaki Nahel May'nin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından başlayan olaylarda sokakların tansiyonu düştü ama polis şiddetine yönelik öfke dinmedi. Cumartesi günü Marsilya'daki protestolarda 27 yaşındaki erkek bir göstericinin hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. İlk incelemelere göre gösterici polisin kullandığı plastik mermi nedeniyle hayatını kaybetti. Plastik mermiler göz kaybına, kafa yaralanmalarına ve diğer travmalara neden olabiliyor. Bu yüzden polis tarafından kullanımı Fransa'da uzun süredir tartışma konusu. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise protestolara sahne olan 200'den fazla belediyenin başkanını Elize Sarayı'nda ağırladı. Fransız basınına göre Macron protestolara katılan gençlerin ailelerinin bazı yaptırımlara tabi tutulmasını istedi. Sosyal medyanın gösterilerde oynadığı role de işaret eden Macron erişim yasağı sinyali verdi. İşler çığırından çıktığında sosyal ağlara erişimi kesebilecek konumda olmalıyız dedi. Ancak Elize Sarayı'nda yaklaşık 3 saat süren toplantıdan istenilen sonuç çıkmadı. Bazı belediye başkanları Macron'un krize yaklaşımına tepki gösterdi. Fransa Cumhurbaşkanı fikir birliğini sağlamada başarısız olduklarını itiraf etti. Fransa'yı yangın yerine çeviren protestolar 27 Haziran'da 17 yaşındaki Afrika kökenli Nahel May'nin polis kurşunuyla ölmesinin ardından başlamıştı. Bir haftada 4000'e yakın kişi gözaltına alındı. Bunların 1200'den fazlası 18 yaşından küçük. Göstericiler polisi ırkçılıkla suçluyor. Cezayir asıllı genci vuran polis memuru kasten adam öldürme suçundan tutuklu yargılanıyor. Fransa'daki aşırı sağcılar o polis memuru için bağış kampanyası başlatmıştı. Kısa sürede 1.5 milyon eurodan fazla para toplandı. Bu meblağ Nail'in ailesi için yapılan bağışın yaklaşık 5 katı. Tepkiler üzerine aşırı sağcılar kampanyaya son verdi. Ancak soruşturma açılıp açılmayacağı henüz netlik kazanmadı.